Evet arkadaşlar, Bruce Lee'nin son zamanlarda yeni bir videosu çıktı ve Bruce Lee'nin dünya üzerinde bir tane yumruğu var. One Inch Punch. Daha doğrusu bu Bruce Lee'ye ait değil. Yıllarca Çin'de kullanılan bir yumruk. Wing Chun'da mevcut arkadaşlar bu ve daha önceki videolarımızda Bruce Lee'nin Wing Chun yaptığını söylemiştik. Çalışmalarının içinde Wing Chun çalışması da vardı. Bu bizim branşta One Inch Punch nasıl atılıyor? Uygulaması nedir? Nasıl yapılır? Bu videoları anlatacağız. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, One Inch Punch'ta kesinlikle eli geriye çekip böyle uzun mesafeli bir yumruk atmak yoktur. Yakın mesafede bütün vücudunuzun baskısıyla rakibe bir vuruş vardır. Vücudunuzun bütün hepsiyle bir vuruş vardır. Yani bu enerji ta topuktan gelir. Bütün vücudunuzla beraber eklemlerinizden karşıya verilir. Nasıl atılır arkadaşlar bu? Kesinlikle One Inch Punch. Bunu bazıları sadece ismi zannediyor. One Inch Punch diye böyle bir terim olarak zannediyor. Bu 1 inçlik vuruş anlamına geliyor arkadaşlar. 1 inç de yaklaşık 2,5 santim falan. Eliniz rakiple, lapay benim rakibim olarak algılarsanız 2,5 santime yakın bir mesafe kalması gerekiyor. O da yaklaşık olarak elinizi bu şekilde Wing Chun'da açtığınızda yumruğunuzu şu şekilde sıktığınızda kalan mesafeye denk geliyor. Yani yumruğumu burada sıktığımda vurulan, uygulanan baskı ve bu yumruk One Inch Punch olarak geçiyor arkadaşlar. Bunu çalışırken arkadaşınıza ya da karşıya bir tane lapa koyarsınız. Ellerinizi bu şekilde açıp parmaklarınızı dayarsınız. Tabi uzun parmaklı arkadaşlar ben One Inch Punch mı vuruyorum diye düşünebilir. Her söylediğimiz cümle bir yere çekiliyor bazı insanlar tarafından. Anlayın 2,5 santim. Hani bunu ölçebilirsiniz. İsteyen alsın buraya koysun ölçsün arkadaşlar. Ben parmaklarımı genelde hep bu şekilde uzatırım. Ve bütün vücudumun baskısıyla ta aşağıdan enerji gelir. Enerji derken burada Elektrik falan değil. yani ya da böyle manevi bir şeyler olarak düşünmeyin. Buradan enerjiyi, gücü alırsınız. Omuzdan ta arkadaki kürek kemiğinizden hani hepsi beraber bir anda tsunami etkisi gibi, Meksika dalgası gibi buradan başlar. Üste doğru en son bu eklemlerden karşıya bir baskı yaparsınız. Bu çeneye olursa zaten rakibin çene ucunu yakalarsanız tek seferde etkisiz hale getirirsiniz. Hani tamam kardeş ne oluyor falan derken buradan vurursanız ki biraz vurdum. Kesinlikle rakip etkisiz hale gelir. Neden? Sinan kusura bakma. Hani buradayız. Ne burada? Kalbe gelmez. Kalp burada işte. Benim burada ne ortada ne yok. Buradan arkadaşlar bütün gücünüzün baskısıyla tabii böyle bir hazırlık da yok. Hani geçip böyle falan yok. Bir anda dururken rakibe vuruyorsunuz. Gitti. Fatality. Kişi gardını almıştır ya da tartışıyorsunuzdur. Tamam kardeş derken buradan bir anda çıkarsınız. Vücudum ne oldu? Çevirdim ve arkasına geldi. Baskıyla beraber dönüşü de katarsınız. Mükemmel bir baskıyla kişiyi tek yumrukla indirirsiniz. Elinizi çekeyim işte. Burada kroşe falan girseniz yine etkisiz hale gelir. Ama bu vuruşta yaparsanız kişinin kafa buraya yatabilir. Eğer One Inch Punch'ta ehil kişiyseniz. Hani kişiye çok zarar vermek istemiyorum. Tamam kardeş derken buradan mideyi yakalarsınız. Güzel bir şekilde baskılı kişiyi yine etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama One Inch Punch'ın tek bir kusuru var arkadaşlar. Kusur demeyelim, dezavantajı var. Çok çalışmanız gerekiyor. Bir duvara bir pet asarsınız. Sürekli bunu denersiniz. Bütün Abi şimdi vücudunuzun pet dedin yanlış anlayacaklar. baskısını. İngilizcesi arkadaşlar bunların. Evet. Lapa'nın İngilizcesi pettir arkadaşlar. Peti duvara asarsanız ya da bir minder de olur, süngerden oluşmuş. O da elinize zarar vermeyin diye. Duvara falan kesinlikle bunları çalışmayın. Elde ufak bir kırık sizin başınıza iş açabilir. Bu şekilde çalışabilirsiniz. One Inch Punch'ın arkadaşlar en önemli kullanım alanı zaten Mehmet'in de söylediği gibi o 2,5 santim yani 1 inçlik mesafedir. Bunu çalışırken de hani kum torbası olan arkadaşlar var. Bazen bana Instagram'dan falan da atıyorlar hani düzgün yapıyor muyum diye. Böyle asılı bir kum torbanız varsa bunun üzerine antrenman yapabilirsiniz. Veya Mehmet'in dediği gibi lapalarınız, tekleriniz varsa bunlarla zaten onlar çok pahalı değil. Hani internetten sipariş edip evinizde alabilirsiniz. Duvara böyle bir şekilde monte edebilirseniz de güzel olur. Kum torbanız varsa arkadaşlar sağ yumruğunuzda çalışacaksanız şu bilek hareketini geliştirmeniz gerekiyor. Yumruğunuzu gösterdiği gibi yaparsınız. Hafif yumruk yapıp da bekleyebilirsiniz veya parmaklarınız böyleyken direkt baskı da yapabilirsiniz. Torbada gösterdiğimde bu torbada yaklaşık 30-40 kilo var. 30-40 kilo civarında hani ideal aslında çalışmak için. Bunun daha ağır torbalarla da biraz daha bilekleriniz güçlendiği zaman antrenman yapabilirsiniz. Buradayım.
Pozisyonumu alıyorum. Birden vuruyorum arkadaşlar. Tekrar yapayım. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. One Edge Punch'ı da bu şekilde tekrardan üzerinden geçmiş olduk. Bununla daha önce de bununla ilgili bir video yapmıştık. Onu da açıklamalar kısmında linkini bulup izleyebilirsiniz. Hani burada anlatmadığımız bir detay varsa. Böyle videoda bazen gayri ciddi duruyoruz arkadaşlar. Derste bazen çok ciddi olabiliyoruz. Bir de şu aralar çok tehdit alıyoruz. Bunu da buradan açıklıyorum. Şimdiye kadar herhalde bir 100 tehdit aldık. Ama bir tane geldi. O da Sağlık Bakanlığı'nda bir memurdu. Takribi yaklaşık yarım saat dayak yedi. Tehdit etmeyin. Eleştiriniz varsa düzgünce edin. Küfretmeyin. Bu şekilde.